İspir. Oldukça eski bir yerleşim alanı olan İspir, tarih boyunca Perslerin, İskender, Roma ve Bizans imparatorluklarının hakimiyetinde kalmış, zaman zaman Müslüman Arapların eline geçmiştir. ...1015 tarihinde Anadolu'da başlayan Türk akınlarının etkisinde kalan yöre, 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Türk topraklarına katılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği olan Saltukoğulları Beyliği sınırları ilçesinde kalan İspir, 1202 tarihinde Anadolu Selçukluların eline geçmiştir. Bu devletin yıkılmasından sonra birkaç kez daha el değiştiren ilçe ve çevresi, 1517 tarihinde de Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünden sonra kesin olarak Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. İspir, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı döneminde Rus işgaline uğramış, 25 Şubat 1918'de Kazım Karabekir Paşa Komutanlığı'na bağlı birliklerce Türk topraklarına katılmıştır. Kuruluşu çok eski bir tarihe dayalı olan İspir, doğal güzellikleriyle de Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biridir. Rafting sporunun en iyi yapılabildiği, Avrupa'nın en iyi, dünyanın en hızlı akan nehirlerinden birisi olan Çoruh Nehri, İspir ilçesinden geçmektedir. Bu sebeple 1993 yılında Dünya Rafting Şampiyonası Çoruh Nehri'nde yapılmıştır. Dostlar, Erzurum iline bağlı tarihiyle, doğasıyla, meyvesiyle, pekmeziyle, balıyla ve dünya çapında kuru fasulyesiyle ünlü bu şirin ilçeye mutlaka ama mutlaka gelmelisiniz. İspir'e geldiğinizde nerede konaklayacağınızı asla dert etmeyiniz. İspir Doğa Sporları tarafından Çoruh Nehri kenarında yapılmış bungalov evlerde keyifle konaklayabilirsiniz. Hatta hemen önünüzden akan Çoruh Nehri'nden tatlı su balığı avlayarak mangal keyfi de yapabilirsiniz. Farklı özelliklerini saymakla bitiremeyeceğimiz, doğal güzelliklerini gezmekle doyamayacağımız İspir'in, Kaçkar Dağları zirvesinde bulunan, gizli cennet diye bilinen yedi gölleri görmeye gidiyoruz. Amacımız, daha önce metnini çok duyduğumuz bu gizli cennette kamp yapıp, video kayıtları alarak bu bölgenin tanıtımına katkıda bulunmak. Aracımızla 2 saat süren macera dolu yolculuktan sonra gizli cennete varıyoruz. Yedi gölleri görür görmez arkadaşlarımızla büyüleniyoruz. Burası gerçekten de olağanüstü bir yer. Eşi benzeri olmayan bir yer. Söylenildiği gibi yeryüzünde olan gizli bir cennet burası.
Evet, burası Kaçkar Dağları'nın aşağı yukarı zirvesi diyeceğimiz bir yer. Ve burası Yedi Göller adıyla bilinen olağanüstü, adeta cennet diyebileceğimiz bir yer. İnsan buraya geldiğinde, hele dağın zirvesinden kuş bakışı buraya baktığında inanılmaz etkileniyor. İnanılmaz şekilde bir doğaya tutkunluğu artıyor. Ve bu gölün yanına indikten sonra da buradan çıkmak, uzaklaşmak istemiyorsunuz. O kadar harika bir yer burası. Bu gölden burada 7 tane olduğu için 7 göller adıyla biliniyor. Buraya gelmek isteyenlere özellikle Erzurum'un İspir ilçesini kullanmalarını öneriyorum. Çünkü buraya o şekilde ulaşım çok daha kolay olacaktır. Yapmanız gereken tek şey, Türkiye'nin neresinden olursanız olun buraya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Önce İspir'e geliyorsunuz. İspir'de bir günlük konaklama ve dinlenmeden sonra kendi aracınızla ya da kiralayacağınız bir 4x'yla buraya yaklaşık olarak bir saatlik ulaşımdan sonra varmış oluyorsunuz. Buraya kamp kurduktan sonra dilerseniz gölde yüzebiliyorsunuz. Tabii ki Antalya gibi değil, Ege Akdeniz gibi ya da yazın herhangi bir yerde denize girdiğimiz gibi bir yer değil burası. Burası son derece soğuk bir su. Buranın yamaçlarından kar hiçbir zaman eksik olmuyor. O yüzden oldukça soğuk ama buradaki soğuktan hiç etkilenmiyorsunuz. Akşam kuzu mantar kızartması var havada. Sat üstünde. Kuzu etine, sığır etine değişmem bu mantarı. Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir yer. Şu ana kadar biraz da mesleğim gereği çok sayıda ülkeler ve yerler gördüm. Ama dostlar, itiraf etmeliyim ki hiçbir ülkede, hiçbir turistik yerde bu kadar etkileyici bir yer görmedim. Burası insanı inanılmaz derecede etkiliyor. Bizler arkadaşlarımızla bu eşsiz güzel göl kenarında bir Erzurum çayı demlerken sizleri de gizli cennetle baş başa bırakıyorum. İspir'e ilk geldiğimizde yani buranın doğa harikası olduğunu gördük. Yani dağların İskoçya'nın eteklerine benziyor. Aynen yani Türkiye'nin cennetlerinden biri olduğunu kanıtı. Yani Türkiye'de keşfedilebilecek yerlerden bir tanesi İspir'in bu dağlarıdır, bu gölleridir. Yani suları o kadar temiz, o kadar soğuk ama yani kirlilikten arınmış bir şekilde. Soğukluğu hissedebiliyorsunuz yani yüzerken. O kadar şimdi elverişli bir yer. Yani ülkemizin keşfedilmesi gereken yerlerinden en önemlilerinden biri. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz. Gizli cennette yaptığımız kamptan sonra istemeyerek de olsa dönüyoruz. Zira İspir'in öncelikle bütün köylerini dolaşacağız
Sonra da Maden Köprübaşı beldesinde çok ünlü bir mağaraya tırmanacağız. İspir Belediye Başkanı Sayın Osman Çakır'dan aldığımız bilgiye göre İspir'in 89 tane köyü bulunmaktadır. Takdir edersiniz ki bütün köyleri sizlere sunmak oldukça zor. Ancak gezdiğimiz, dolaştığımız köylerden bazılarını sizler için görüntüledik.